Evet. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bilmiyor muyum? Şimdi ne yapıyoruz? Anlat. Ahu, sana bir şey olmasını istemem. Koruma istemiyorum ben. Ne istiyorsun? Beni de alın. Yardım etmek istiyorum. Size ne yaptıklarını biliyorum. Zeki'yi öldürdüler ya, Zeki'yi. Bu iş sana göre değil Ahu, anlamıyor musun? Ben istiyorum. Ben el bebek gül bebek olmak istemiyorum ki. Sizin korumanıza ihtiyacım yok ki benim. Yardım etmek istiyorum size ya, yardım etmek istiyorum. Kuyu dipliyim ben, ben burada büyüdüm. Hayır. Son kez diyorum, hayır. Hiçbir şey yapmayacaksın. Tehlikeye atmam seni. Kimse bilmesin yeter. Kimseye bir şey söyleme. Özellikle Bülent'e. Aykut abinin oğlu. Arka mahalleden geçen hafta çıktı içeriden. İbo getirecek şimdi. Ne? Aklıma takıldı. Sen gece niye apar topar çıktın, damata gittin? Söylemedin değil mi Ecevit? Ecevit söylemedin değil mi? Yardım lazım bize bir noktada. Lan ya! Takayım öyle yardıma. İlkokul öğretmenimiz mi yardım edecek bize? Edecek. Niye? Kaç senedir kapısını mı çaldık adamın? Niye çalmadın mı? Ya herif bana nasıl bakıyor sen biliyor musun? Biliyor musun? Ben seni bunun için mi okuttum diyor aklınca. Beğenmiyor bizi. Ya nereden biliyorsun bu adamın bizi satmayacağını? Ne kadar tanıyorsun sen bu adamı? Tanımıyorum. O beni tanıyor. Ona güveniyorum. Tanıyor musun bu çocuğu? Gözlüksüz görmüyorum. Zeki işte. Konuştuğumuz. Kaç sene okuttum keratayı. Tanımaz mıyım? İyi, onu tanıdıysan öbürlerini de tanırsın o zaman. Hı? Bak hoca, anlattım sana işte. İki tane cinayet var ortada. Belli ki bunların hepsi Zeki'nin arkadaşı. Ama biliyor musun, hepsi şüpheli. Bunların yeri hapis. Ona göre bak diye söylüyorum. Ama sen bilirsin tabii, yalan söylersen adalet yanıltmış olursun. Adalet. Adalet. Saray adı değil mi o? Anladım ben sizin olayınızı. Siz mahallece anarşistsiniz belli. Ondan kimse konuşmadı bana orada. Ha, sen de konuşmayacaksın öyle mi? Yok yok. Bu İbrahim, öbürü de Bilal. Öbürü? Onu çıkaramadım. Ama Bilal'le İbo olur diyorsan konuşmakla kalmam. Akşama getiririm onları buraya. Ne diyorsun? O zaman sağlayabilir misin adaleti? Hocam, sen bu iki adamı akşam buraya bana getir. Ben sana adaleti değil, kılıcını getireceğim.
Satmaz bizi damat. Güveniyorum ben ona. Gel oğlum. Gel, korkma, gel. Gel. Bak, bu Şerif abin, bu Sarı abin, bu da Ferhat. Ferhat. Kuyu dibinden misin oğlum sen? Adamsın yani ha? Adam mısın lan? Ferhat, şimdi sana bir şeyler soracağım. Bana doğru cevap vereceksin ama, tamam mı? Ne soracaksın? Hapishaneye. Korkma. Korkma oğlum, korkma. Kimse yok burada içeriden. Kimse bilmeyecek konuştuğunu. Tamam, tamam. Ne oldu? Neymiş? Ne dedi doktor? Bir şey yok ya. İyileşecekmiş. Böyle mi dedi? Öf ya, git okulunu oku, bir şey yap. Ne taktın sen bu adama? Bana bak. Vallahi paralarım seni. Bir uyansın, parçalarını toplar gidersin buradan. Adam gibi cevap ver. Ne dedi doktor? Manyaksın oğlum sen. Deli. Yarın uyanırsa kurtulur dedi. Tamam. Uyanmazsa ne olurmuş? Tamam, sen konuşun. Biz soralım, doğruysa sen kafanı sallın. O zaman konuşmuş sayılmazsın. Ha Ferhat? İçeride. Vurdular mı oğlum sana? Mahkumlar? Sait. Şşş, korkma, korkma. Biz senin tarafındayız. Korkma. Aç bıraktılar değil mi seni? Ailen de göstermediler. Peki oğlum, içeride... İçeride dokundular mı sana? Yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Tehdit ettiler değil mi seni? Siz benim nasıl diyemedin sen de kimseye. Yandığımı nereden bileceksiniz? Korktun sen de. Çok korktun. Ama daha çok utandın, değil mi? Fırtınaydım, duruldum, yoruldum. Bir günah işlemiş gibi. Sizi benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Peki Sait, Sait de dedin mi? Sizi benim neler dedin, değil mi? Çektiğimi nereden bileceksiniz? Hiçbir şey yapmadı, değil mi o? Sen dedin, Sait abi ne olur dedin değil mi? Yapmayın dedin değil mi oğlum? Yalvardın değil mi? Ne olur Sait abi yapmayın. Ama Sait it gibi baktı değil mi? Sait büyük mahkumlara dokunmaz değil mi? Ha? Hiç şey yapmadı. Yalvarırım Sait abi dedin. O öyle durdu değil mi oğlum? Konuşsana. Yardım istedin. Sait abi ne olur dedin. Ne olur Sait abi ne olur değil mi oğlum? Ama Sait yardım etmedi değil mi? Ya, sen konuşsana Tarık. Abi ne olur ama.
Siz benim neden kaçtığımı nereden öldüreceğim! Öldüreceğim ben bu herifi öldüreceğim ben! Öldüreceğim Seyit'i! Tamam. Seyit'e bir şey mi yapacaksınız? Bir şey demiyorsun ki, bir şey yapalım be oğlum. Bir şey yapacaksanız derim ama. Alt katta bodrum var. Uslu durmayanları oraya alıyor Sait. Dövüyor işte orada. Kamera varmış. Hepsini kasetlere alıyor. Niye? Öbür çocukları izletiyor. Size de böyle yaparım diyor. Üstüm başım toz içinde. Önüm arı. Peki sen biliyor musun bu kasetlerin yerini? Kasasındaymış. Hep öyle diyor. Ben sadece bu kadarını biliyorum. Nereden bileceksiniz? Bulalım. O kasayı bulalım. Nasıl bulacağız? Giremiyoruz ki içeri. Nereden bileceksiniz? Siz benim neden sustum? Önce Ferhat. Nereden bileceksiniz? Siz benim kime? Bekle Sait. Sirenlerin sesini bekle. Sait Bey, bir gazeteci burada. Ne gazetecisi? Sizinle görüşmek istiyor. Ben randevusuz görüşmediğinizi söyledim ama bir türlü ikna... Sait Bey? Ay inanmıyorum. Ay ne kadar gençmişsiniz. Ben de yaşlı birini bekliyordum müdür deyince. Bu arada ben Bahar. Kusura bakmayın, pat diye daldım içeri ama çok merak ediyordum sizi. Bir 5 dakikanız var mı acaba? Buyurun Bahar Hanım, nasıl yardımcı olabilirim size? Ben bir dergide yazıyorum. Çocuk ve Gelecek dergisi. Bu suç işlemiş çocukların topluma kazandırılmasıyla ilgili bir araştırma yapıyorum. Tabii, orası şart. Burası da en vukuatsız, en olaysız hapishaneymiş. Öyle duydum. Yani öyle söylediler. Ben de merak ettim kim idare ediyor. Bir geleyim bakayım dedim. Yani Bahar Hanım, birçok gazeteci geliyor buraya. Hepsi peşimde. Ama çarpıtıyorlar çok. Devlet de haliyle istemiyor. Merak etmeyin siz. Siz ne derseniz ben onu yazacağım. Söz veriyorum. Birkaç soru sadece. Oya, iki çay yolla Bahar Hanım'la bize. Biraz sohbet edeceğiz. Yazık oğlum sana. Merak etme, alacağız onun da öcünü. Plan yapacağız. Öyle hesapsız kitapsız iş yapmak yok. İyi işte, hesaplı planını alırız biz de. Alalım ulan, alalım öcümüzü. Mahvedelim onları, acımayalım böyle olsa sanki. Daha. Perşembe ya bugün, pazardan geliyor bununki. Kaç senedir böyleler. Gülten ne haber? İyilik. İbrahim abi. Ne yapıyorsunuz? Nereye lan, nereye? Plana. Sen yapacaksın yani planı, Allah'ın lazı. Ben yapamam oğlum plan. Ne planı? Ben anlarım oğlum plan. Uğraşma. Neden böyle şimdi yapıyorsunuz ya?
Hayırdır hoca? Misafir kim? Gurur Kutay. Organize. Tamam değil mi? Aldınız beni de aranıza. Niye beni aradın? Orada zor durumda kalınca Bilal değil de beni aradın. Ben mi? Bilal bilmiyor ki bildiğim, sen biliyorsun. Hem şimdi gelmesin oraya, başını belaya sokar, yakalanır falan. Deli biliyorsun. Anladım. Ona bir şey olsun istemem. Tamam, anladım. Hem niye ben seni arayayım ki? Bir şey olduğunda sen bana geliyor musun? Ben sana niye geleyim? Doğru. Bilal'i ararım yani, seni aramam. Aklıma sen gelmezsin, o gelir. Yanlış anlama. Yo, gayet iyi anladım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Deniz kızı ait olduğu yere, denizin derinliklerindeki gerçek yuvasına kavuşmuş. Evet. Bitti. İyisin değil mi artık? Gideyim ben o zaman. Bak ben gidince çorbanı içeceğim. Söz. Yine geleceğim. Bir şey lazım olsa hep geleceğim, tamam mı? Beni çağır. Sen git. Sana mı kaldım ben? Hem tek değilim ki. İşte Bilal var. Bir şey olunca onu çağıracağım. Gelir o. Senin gibi değil. Bir daha sevmeyeceğim seni. İstemiyorum seni. Aptal şey. Bir şey olmadı, tamam bir şey olmadı. Tamam bir şey olmadı. Yalan söyledim. Ben hep sana geleceğim. Ben hep seni göreceğim. Bir şey olduğunda hep seni çağıracağım. Yalan söyledim hep. Hoşunuza gitmedi galiba benimle karşılaşmak. Ha, niye? Polis sevmem ben. Yapma ya. Zorda kalınca ararsın ama imdat polis diye. Neyse. Siz Zeki'nin arkadaşıymışsınız eskiden. Hala arkadaşıyız. Öyle mi? Haberin var mı? Adam vurdu Zeki. Katil şimdi senin arkadaşın. Zeki kimseyi öldürmedi. Heh. Ben de ona geleceğim. Zeki öldürmediyse sen mi öldürdün? He? Hadi söyle bana. Sen mi vurdun Özcan Tilaki? Hayır. İntikam gibi duruyor ama. Bak, Zeki vuruldu. Ertesi gün Özcan'ı vurdular. Araştırdım sordum. Zeki'nin kimsesi yok. Kim soracak sizden başka hesabını? Allah var yukarıda. O sorar. Değil mi hoca? Allah mı? Ben de iyi hesap sorarım ama. Sorarsan sor.
Ben kimseyi öldürmedim. İspatla o zaman. Neredeydin cinayet günü? He? İspatlasanız hadi. Özcan vurulurken neredeydin? Biz... Nerede, nerede? 29 Şubat sabahı 10 sularında neredeydin? Bir dakika, bir dakika. Hangi gün dedin sen? 29 Şubat. Bu çocuklar benimleydi o gün. Ben fenalaştım. Bilal'le İbo sağlık ocağına götürdüler beni. Hoca, ne diyorsun sen ya? Ne diyeceğim oğlum? Fenalaştım işte, doğruyu söylüyorum. Hatta dersim vardı, gidemedim, oradan hatırlıyorum. Niye söylemedin şimdiye kadar? Sormadın ki gününü bana. Bak, bu çocuklar serseridir, haytadır ama altın gibi kalpleri vardır aslında. Ben hep ayrı tuttum onları. Kaç çocuk okuttum hatırlamam. Ama onları hiç unutmadım. İsterse aradan yıllar geçsin, hiç gelmesinler bana, ben yine de hiç unutmam onları. Onlar da sağ olsunlar, bırakmazlar beni. Aldılar, doktora götürdüler o gün. Ya inanmıyorsan git sor. Sağlık ocağındakilere sor, söylerler sana. Niye ya? Niye yaptın? Adam yüzümü gördü, adımı biliyor, beni gördü. Niye yaptın? Ne oluyor? O gurur vardı ya polis. O gelmiş, hoca da bizi çağırdı. O da bizi bir güzel köşeye sıkıştırdı, sıkıştırdı. Sonra bu da böyle delirdi işte. Sonra? Sonra ne sonra? Sonra insafa geleceği tuttu bir anda. Fikrini değiştirdi. Niyeyse yok işte beni sağlık ocağına götürdüler de falan filan. Sarı otursana ki. Yok böyle iyi. 10 numara 5 yıldız. Hüseyin'i soruyordun değil mi? Evet. Gel. Hüseyin burada mıydı? He. O polis burada otururken Hüseyin içerki odada yatıyor muydu? Sen bizi ele verecektin, sonra fikrin... Fikrin değiştirmedin. Sen bizi ensel etmek için çağırmadın. Aklamak için çağırdın. Ne oluyor? Ben şimdi hiçbir şey anlamadım. Kendi söyleyip gönderseydi eğer polisi, siz başka bir şey diyecektiniz. Onun için çağırdı sizi hoca. Sizin yanınızda dedi ki siz de aynı şey deyin. O gün için şahidiniz olsun. Polis de yakanızdan düşsün diye. Geçen gece Hüseyin'i getirdim buraya. Sağ olsun, tek kelime sormadan aldı içeri. Başından beri kolluyor muydun bizi? İstediğim kadar kızayım size. Fark etmez. Eğer bir gün zora düşerseniz ben hep kollayacağım sizi. Niye? Sizi kollayacak kimse yok çünkü. O gurur bırakmaz peşini. Gider o sağlık ocağına, bırakmaz peşini. Ben de kollayanlar var elbet. Ne
Zora düştüğünde bazen tek bir adam koşar yardımına. Bazen adını bile hatırlamadığın birileri. Bazen de koca bir mahalle korur seni. Böyle oldu işte. Bizim kuyu dibi zor günlerinde yalnız bırakmadı çocuklarını. Polis nasıl olsa sağlık ocağına gidecekti. Ben de onlara böyle böyle deyin dedim. Sağ olsunlar, severler beni. Tamam mı şimdi? Öğrendin mi her şeyi? Öğrendim. Bundan sonra başım sıkışırsa kime geleceğimi öğrendim artık. Dah. Tek bir derdimiz kaldı şimdi. Bu Sait'in kasayı nasıl açacağız? Aynen. Yani kurtulduk da neye yaradı? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Öyle değildir belki. Vay yanına koyayım. Ona da mı bir planın var? İyi misin? Ha? Hoca bakıyor bana. Doktor da yollamış sana. Allah sizden razı olsun. Bırakmayacağız seni Hüseyin. Sözüm söz, iyi edeceğiz seni. Edemesek de yanındayız. Yalnız gitmeyeceksin. İstediğin her şeyi yaptım bak. Ama senin de yardım etmen lazım bize. Çok önemli bir şey isteyeceğim senden. Sait'in yanında çalıştın kaç sene. En has adamıydın sen. Bir kasası varmış. Çocuklara yaptıklarını kaydedip saklıyormuş orada. Hüseyin, bak bana. O kasayı biliyor musun? Her şeyini bilirim ben onun. Zorda kalırsam sen yok et diye göstermişti. Güzel. Nasıl açacağız o kasayı? Bir ipucu ver bize. Şifresini söyleyebilirim.